Merhaba arkadaşlar, ben Cengiz Atilla. İkinci workshopumuzla tekrardan beraberiz. Bu workshopta Entity Framework DB First üzerine durup bir örnek ile sonlandıracağız. Hemen ajandamıza geçelim. Öncelikle Entity Framework nedir? Bundan biraz bahsedeceğiz. Entity Framework'ün yaklaşımları nelerdir? Bunları anladıktan sonra biraz kendimizi konudan uzaklaştırıp Entity Framework öncesinde C# ile SQL arasındaki erişimi nasıl sağlıyorduk? Bu erişimin bize vermiş olduğu zorluklar nelerdi? Biraz bunlardan bahsedip Entity Framework'ün gelmesine neden sevindik kısmını anlamaya çalışacağız. Yani eskiden böyleydi, böyle zorlama bir kod vardı. Şimdi Entity Framework geldi, bizi şu kadar dertten kurtardı demek istiyoruz. Entity Framework'ün yapısı tam olarak oturabilsin diye. Daha sonra bir database hazırlığı yapacağız. Entity Framework için bir database hazırlayacağız ve o database üzerinde işlemlerimizi yapacağız. Tam bu noktada aslında benim çekmiş olduğum diğer workshop devreye girecek arkadaşlar. Şöyle onu da göstereyim size. Evet, şuradaki SQL Server workshop olan 21 videoluk bir ders var. Bunu da izlemenizi öneririm. Bunu izlediğinizde burada Entity Framework Database First kısmında anlatmış olduğum konuları daha net anlarsınız. Ya da konularına bakın, biliyorsanız tekrardan izlemenize gerek yok. DB hazırlığımızı yaptıktan sonra Entity Framework DB First ile ilk teması gerçekleştireceğiz. Nasıl ulaşabiliriz, nasıl hareket edip C#'ı Entity Framework Database First ile SQL'i yaklaştırabiliriz. Bunlara bakacağız. Ve daha sonra bizim karşımıza bir yapı gelecek. Bu yapı nedir? İçerisinde neler barındırır? Bunları inceleyeceğiz. Daha sonra da tablo ile nesneler arasındaki ilişkiler nasıl oldu? Yani benim C# içerisinde gelen yapı ile SQL arasındaki tablom arasındaki field'daki eşleşmeler, mappingler nasıl oluyor? Entity Framework, Database First bu tarafta nasıl davranıyor, bize nasıl yardımcı oluyor? Bunları inceleyerek devam edeceğiz. Daha sonra Database First ile tabloda olan değerlerimizi okuyacağız. Gideceğiz SQL içerisinde olan datamızı okuyup bunu bir listeleme şeklinde görmeye çalışacağız. Yeni bir kayıt ekleyeceğiz, var olan kaydı güncelleyeceğiz ya da bütün kayıtları ya da tek bir kaydı silme işleminin nasıl olduğunu göreceğiz. SQL tablomuzu güncellediğimiz zaman program uygulama içerisinde tabii ki tablolarımız güncelleniyor. Güncellendiği zaman da biz bunu nasıl Database First'te uygulayabilir? Güncellemeyi nasıl bu tarafa aktarabiliriz? Bunlar çok önemli. Code First Migration diye geçiyor. Bunu göreceğiz arkadaşlar. SQL tablomuzu sildiğimiz zaman sistem içerisinde yapılması gerekenler nelerdir? Bunları da göreceğiz. Oldu bir tablodan vazgeçtik. Bize gelen yapı içerisinde ne yapmamız lazım? Bunları da inceleyeceğiz. Son olarak da Database First ile Store prosedür kullanımı nasıldır? SQL üzerinde yapmış olduğumuz Store prosedürleri C# tarafında Database First'u kullanarak nasıl çağırabiliriz ve kullanabiliriz? Bunları da yine ekleme, çıkartma, silme, listeleme mantığında görüyor olacağız. Her şey bittiğinde, yani Database First'ü anladığımızda temel olarak işte bir öğrendiklerimizi uygulayalım bölümü ile devam ediyor olacağız. Bu bölüm içerisinde öğrendiklerimizi bir projede uygulayıp baştan sona bir Windows Form uygulaması oluşturacağız. Bu Windows Form uygulaması güzel olacak. Sebebi şu, hani Windows Form'un da nesnelerini tanıyacağız. Windows Form'un da kontrollerini tanıyacağız. Biraz Entity Framework ile Windows Form eğitimi gibi olacak ve biz bu sırada bir uygulamayı ayağa kaldıracağız. Sıfırdan başlayacağız. En katmanlı mimariye sadık kalarak ilerleyeceğiz ve eğitimin sonunda da elimizde küçük de olsa bir uygulama olacak arkadaşlar. Siz daha sonra bu uygulamayı kendi içinizde değiştirerek daha farklı sayfalara sahip biraz daha büyük uygulamalar yapabilir hale geleceksiniz. Evet arkadaşlar,
Konumuz Entity Framework Database First. Birazdan Entity Framework Database First nedir ile başlayıp ajandamızı takip edip son uygulamaya kadar gelip bunu bitiriyoruz.